Şimdi soruyorum. Zorla çocuğunu alırım diyen devlet 15 Temmuz'da çocuğunu askere teslim eden anneye cenazesini neden teslim etmedi? Niçin çocuğunu askere gönderen anneyi, babayı vatan haini ilan etti? Neden bunu yaptın? Madem zorla almasını biliyorsun çocuğu, niçin o çocuğun vatana ihanetin içine sokulmasını engelleyemedin? Senin emrine, senin komutana verilen çocukları sen nasıl katlettirirsin? Şimdi de hem tutuyorsun zorla benden çocuğumu alacaksın, hem de benim çocuğumu, zorla elimden alınan çocuğu vatana ihanetin içine sokacaksın. Vatana ihanetin işine sokanları tekrar iktidarda tutmaya çalışacaksın. Sen kafayı mı yedin ey millet? Sen aklını mı oynattın ey millet? Ondan sonra bana diyeceksin ki biz kardeşiz. Biz seninle kardeş değiliz. Türk'üm diyemeyenle kardeş değiliz. Biz kardeş değiliz. Biz Osmanlı çocuğuyum adı altında kendisini kimliksizleştiren kişilerle kardeş değiliz biz. Biz sizinle kardeş değiliz birader. Bizim kendi yurdumuzda bizi mülteci durumuna sokan, kendi yurdumuzda bizi köleleştiren, köpekleştiren, kişiliksizleştirmeye çalışan, kimliksizleştirmeye çalışan namussuzlarla biz kardeş falan değiliz. Canınız cehennemin dibine. Ben tek başıma da kalsam sizinle savaşmaya devam edeceğim. Son damla kana kadar. Bir Kürt'ün kanını bile bile aktamayacaksınız. Bir Türk'ün kanını aktamayacaksınız. Bu kadim coğrafyada kadim milletin evlatlarını, aslanın yavrularını, bozkurtun yavrularıyla boğuşturamayacaksınız. Meydanı şakallara bırakmayacağız. Bir tek ben kalsam yaralı bir bozkurt mücadele etmeye devam edeceğim. Hiç fark etmez. Tek bir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tüten son ocak sizin sonunuz olacak. Bu kadar basit. Bana yetki verin. Kim? Bu devletin sahipleri varsa, bu kadim devletin bir sahibi var ise elbette ki sesi çıkacaktır. Eğer beni koruyamayacaksa, Sinan Ateş'i koruyamadıysa, Muhsin Yazıcıoğlu'nu koruyamadıysa, bu kadim coğrafyanın çocuklarını, yetişmişlerini, Deniz Gezmiş'i koruyamadıysa, Mustafa Pehlivanoğlu'nu koruyamadıysa, Eşref Bitlis'i koruyamadıysa, Gaffar Okkan'ı koruyamadıysa, nerede kadim devlet? Nerede bu kadim millet? İşte karşımızda bu kadim milleti, kadim devleti ortadan kaldırmak isteyen bu geçmişte ta bugün Roma'dan Bizans'a, oradan da İşte Kurtuluş Savaşı'na kadar bu coğrafyayı işgal etmek isteyen, bu kadim milleti boğmak isteyen dikenlerin torunları, dikenlerin filizleri bugün ülkemizi sarmıştır. O dikenler işte çeşitli irili ufaklı değişik o diken filizleri, onun adı derin devlettir. O da karşınızdaki Cumhur İttifakı adı altında cumhurla, cumhuriyetle asla bir alakası olmayan, tam tersine cumhuru boğmaya çalışan, cumhuru kimliksizleştirmek, cumhuru kişisizleştirmek isteyen, cumhur denilen bu kadim milleti burada yok etmek, dikenler arasında boğmak isteyen, cumhuriyeti de ortadan kaldırmak isteyen zehirli bir dikendir, zehirli bir sarmaşıktır. Acilen yok edilmesi gerekir. İçerisinde evet vardır, doğru fidanlar vardır, yerli ve milli insanlar vardır. Bizim evlatlarımız oradadır. Kadim milletin çocukları içinde midir? Evet, ama o dikenlerin arasında boğulmuşlardır. Etraf her taraf diken, içerisinde hangi fidanın olduğu görülmüyor. Çare şudur, içerideki fidanlar kendini koruyacaktır. Biz o dikenleri yok etmek mecburiyetindeyiz. Biz o zehirli sarmaşığı ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Köleleştirildik. Köpekleştirildik, kendi yurdumuzda mülteci haline getirildik. Ya ölüm ya istiklal. 14 Mayıs ya Türk milletinin o kendine biçilen kefeni yırtıp çıkacağı, o etrafını kuşatan zehirli sarmaşığın dikeni parçalayıp çıkacağı, ya da dışarıdakilerin o içeride boğulmak istenen o milleti, o içeride etrafını kuşatan o dikenli, o sarmaşığı kese kese doğruya doğruya, gerekirse filizleri de biçe biçe, ama o dikenden kurtarılacağı bir gün olacaktır. Ya da dediğim gibi o dikenlerin, o sarmaşıkların koskoca bir ormanın, Anadolu denilen bir coğrafyayı dikenliğin kapladığı, karanlığın kapladığı, işte Orta Doğu karanlığının, bu yobaz karanlığın üzerine çöktüğü, bütün devrimlerin silindiği, yok edildiği, Afganların, Pakistanlıların, işte dediğim gibi kendini bilmez, kimliksiz, kişiliksiz, ne üdüğü belirsiz, meczupların doldurduğu bir ülke haline geleceksiniz, geleceğiz. Kabul edebilen buyursun devam etsin. Kabul edemeyen, kimliğini, kişiliğini her şeyden önde tutan da savaşacak. Başka çaresi yok. 14 Mayıs'a kadar hiçbir provokasyona gelmeyin. 14 Mayıs'ta meydana inin, sandıklarda oyunuzu kullanın. Namusunuz olduğunu, şerefiniz olduğunu, orada kullandığınız oyun çocuğunuzun geleceği, torununuzun geleceği olduğunu, orada kullandığınız oyun, o sandığın sizin annenizin namusu, babanızın onuru olduğunu asla unutmayın. Mabedinizin bir düşman ayağı, düşman çizmesi altında çiğnenmesi ya da çiğnenmemesi olduğunu unutmayın. Mezarlıklarınızın
korunması ya da çiğnenmesi anlamına geldiğini, ölülerinizin mezarlarınızda gömülü kalmasını ya da sökülüp atılması anlamına geldiğini unutmayın. Unutmayın ki bu vatanda, bu vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bile kaldıracağını söyledi işte bu alçaklar, bu namussuzlar. Bakın. Neyi hedeflediklerini görün. Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını, kabrini yıkacağız. Onun kemiklerini dışarıya dökeceğiz demişlerdir. İşte hedefleri ortadadır. Mustafa Kemal Atatürk hepimize, Atatürk hepimizin Atatürk soyadını verdiği bir alfa kurttur. Bir mavi kurttur Mustafa Kemal Atatürk. Evet, değerli bozkurtlar, değerli asınalar. Mavi kurtun yattığı yeri dağıtmak isteyen coğrafyayı 14 Mayıs'ta yeneceğiz. Ya da biz hepimiz dedelerimiz, ninelerimiz hepsinin kemiklerini dışarıya dökecek bu işgalci, bu işgal kuvvetlerine teslim edeceğiz. Ya bağışıklık sistemimiz son refleksini verecek, bunların canına okuyacağız, bu kanser mikrobunu yeneceğiz. Ya da bağışıklık sistemimiz çökecek ve biz bir vücut olan Türk, Kürt, Alevi, Sunni, sağcı, solcu, bütün bir bedenin içerisinde olan herkes, hepimiz kadim millet ruhuna fatiha olacağız. Hepimiz hep beraber gebereceğiz. Ben açık ve net bir şekilde fikrimi söyledim. Her zaman da söylüyorum. Korkmuyorum. Ben Türk milletiyle var oldum. Kadim millette var oldum. Kadim devlette var oldum. Ben kendimi kadim devletin çocuğu, kadim milletin çocuğu kabul ediyorum. İslam'la şereflenmedim. Türk'üm. Biliyorum. Onurla söylüyorum. Türk'üm. 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 Ne mutlu Türk'üm diyene. Kürtler benim kardeşimdir. Bu coğrafyanın kadim milletidir. O yaşadıkları coğrafya, analarının, babalarının, dedelerinin, ninelerinin toprağa gömüldüğü coğrafya onların kadim coğrafyasıdır. O insanları o coğrafyadan hiç kimse gönderemez. Hiç kimsenin haddi de yok, hakkı da yok. Onların da istediği dili konuşmak, istediği kültürü yaşama hakkını da kimse onların elinden alamaz. Biz kadim kardeşliği, binlerce yıldır kadim kardeşlik yapıyoruz. Nerede Türk, orada Kürt. Nerede Kürt, orada Türk. Bu kadar basit. Zoruna giden karşıda beş tutacak. Benim Türkiye'de yaşayan, aynı coğrafyayı paylaşan, bizimle beraber kardeş olduğunu, Türk'ten rahatsız olmayan, Kürt'ten rahatsız olmayan, Çerkez'den, Laz'dan, Boşnak'tan rahatsız olmayan, kendisini bu kadim milletin bireyi kabul eden Araplarla sorunumuz yok. Bir daha söylüyorum. Gaziantep'li Araplarla, Şanlıurfa'lı Araplarla, Hatay'lı Araplarla problemimiz yok. Sadece bütün kendinden başka herkesi aciz gören, Arapları üstün ilk gören faşizan ve bu coğrafyayı Araplaştırmaya çalışan Arap emperyalistlerine karşı problemimiz var. Babam da olsa bu coğrafyada onlara taviz yok. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.